Merhabalar. Goldwing için benden öneri istemişti bir arkadaşımız. Ona uygun bir şeyler çıkartmaya çalıştım. Üstünde Revit'in Eclipse montu var. Shoei'nin GT Air var. Dik oturuşlu pozisyonlara daha uygun olduğu için bunu çıkarttım. Bir de eldiven olarak Revit'in 4-2 diye bir modeli var. Şimdi bunları tanıtacağım. İlk önce kastan başlayalım. GT Air'ı biliyorsunuz zaten. Dik oturuş pozisyonunu motorlara daha uygun bir kask. Açtığınız zaman geniş bakış açısı var. Ön tarafında çok iyi hava kanalı var. Altında bir çene pedi var. Burun pedi kaskın içinden çıkıyor. Pin lock bağlamak için şurada pin yerleri var. Şöyle açtığınız zaman içini tekrar tarif edeyim. Gözlükle giyebilmeniz için ince bir gözlük kanalı var. Ön tarafında şu şekilde açıp kapatabileceğiniz bir tane hava kanalı var. Kapattığınız zaman şurada çıt eden bir noktası var. O da biraz hızlandığınız zaman açılmasını engelliyor. Üst tarafında elle idare edilebilen büyük bir hava kanalı var. Arka tarafında hava çıkış kanalı var. Şurasında bunlar da elle idare edilebiliyor. İsterseniz kafanızı hemen yukarıya, kaskın üstüne elinizi kaldırdığınızda hemen hissedebileceğiniz gibi yapılmış. Elinizde eldiven varken de hissedebilirsiniz. Rahat konulması için gerçekten çok büyük yapılmış. Yan tarafında bir tane Shoei GT Air'ın güneş vizörünü açması için bir yeri var. Şu kısmından açıp kapatabiliyorsunuz. Alt tarafını açtığınızda boynunuzda çok iyi oturabilecek şekilde yapılmış çene petlerini görüyorsunuz. Çene petlerini çıkartıp yıkayabilirsiniz. Mikrometrik 2 denen demir olan bir bağlantıya sahip. O da çene bağlantısı. Bu kastan sonra Revit Eclipse'e gelelim. Revit Eclipse göründüğü gibi yazlık bir mont. File dokusuna sahip ince bir mont. Yaz sürüşlerinde rahat kullanabilirsiniz. Bahar aylarında, yazın en sıcak günlerinde bile bu montu kullanabilirsiniz. C10 aylı dirsek ve omuz korumaları var. Kol içleri ayarlanabiliyor. Şöyle şurada çıt çıt yapmışlar. Ve yanlarında şu iki tane cep koymuşlar. Ve şu kısımlarında belinize göre sıkıştırabilmeniz için yeri var. Açtığınız zaman ön tarafında içindeki delikli dokuyu göreceksiniz. Bu delikli doku sayesinde yazın rahatlıkla sürüş yapabilirsiniz. Yani terlemeden bir sürüş gerçekleştirebilirsiniz. Arka tarafında bir sırtlıkla beraber gelmiyor. Sırtlık için Impact-Tek Revit arka sırtlıklar için seçebilirsiniz. Onlardan alıp kullanabilirsiniz, takabilirsiniz. Revit bu montu sırtlıkla beraber göndermiyor. Dediğim gibi başta da size dedim işte hani bu Revit'in 4.2 modelinin yazlık versiyonunu tanıtacağım dedim. Bunu da şöyle göstereyim. Elime giyerek göstereyim tabi. Şu şekilde aynı zamanda bu iki parmağında telefon hassasiyeti için yeri var. Eklem yerlerinde korumaları var. Körük mekanizması var ve yumruk koruması var. Aynı zamanda üstünde de körük mekanizması var. Bir yüksek bilekli ve cırt cırtlı şekilde kapanıyor. Bunu da alabilirsiniz. Ondan sonra önerebileceğim kot, hani isterseniz bir kot, yazlık, baharlık bir kot örneği. Tech 90 Pirate, Madra, Ilgaz gibi kotlar olabilir. Çünkü onlar hani hem disk korumaları var, hem kalça koruması var, içlerinde kevlar korumaları var. Kumaşı da sürtünmeye dayanıklı olarak yapılıyor. Altına Daytona bir bot alabilirsiniz. Dynes'in çok güzel hani şeylere de uyabilecek, böyle hani Goldwing'lere de uyabilecek şekilde yapılmış botları var. Onların linklerinin hepsini fiyatlarıyla beraber aşağıya ekliyorum. Umarım yardımcı olmuştur. İyi sürüşler.